Jenny Benson, 1997 yılında Kuzey Afrika merkezli ve kaliteli at yetiştiriciliği üzerine yoğunlaşmış Saratoga Stud'u kurdu. Jenny'nin hayatını bu hayvanlarına adadığını söylememize gerek yoktur herhalde. Fakat Jenny tüm atlarına eşit ilgi göstermesine rağmen Daisy onun gözdesiydi. Bu yüzden de 2014 yılında Daisy ilk kez hamile kalınca Jenny sevinçten havalara uçmuştu. Daisy, Saratoga Stud'a İngiltere'den getirtilmişti ve at çiftliğine gelen ziyaretçilerin çoğunun ilgisini çekiyordu. Güzel altın rengi tüyleriyle bu at tam da Trello Berk adlı aygırla eşleştirilmeye layıktı. Atların hamileliği ortalama 11 ay sürer. Aygırlar kısrakları genellikle yaz aylarında döller ve taylar da genellikle sonbahar aylarında doğar. Daisy'nin hamileliği Ocak 2014'e kadar bir hafta geç doğum yapması dışında normal bir şekilde devam etti. Ama ardından çiftlik çalışanlarından birisi Jenny'yi arayıp Daisy'nin doğuma başladığını söyledi. Jenny ve kocası doğuma son anda yetişti. Daisy, dünyalar güzeli küçük altın sarısı bir tay doğurdu ama bu tayın boyu Jenny'nin kafasını karıştırdı. Çünkü Daisy oldukça büyük bir attı ve bu tay her ne kadar fazla küçük olsa da Jenny çok mutluydu. Jenny doğal olarak yeni doğum yapmış Daisy'ye yardımcı olmak ve onu rahatlatmak için yanından hiç ayrılmadı. Ama Daisy plazentasını atarken Jenny yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark etti. Jenny'nin gözdesi olan Daisy bir kez daha doğum yapacak gibiydi. Daisy olan bitene anlam veremiyor gibiydi ama Jenny vakit kaybetmemesi gerektiğinin farkındaydı. Hemen ellerini kullanarak Daisy'nin doğum yapmasına yardımcı oldu ve kısa sürede Daisy ikinci yavrusunu da doğurdu. Daisy dünyalar güzeli bir erkek ve bir dişi tay doğurmuştu. Jenny bu ikizlere elinden geldikçe yardım etmek ve onların da tıpkı Daisy gibi sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyüdüğünü görmek istiyordu. Bunun için de iki tayın da düzgün bir şekilde beslendiğinden emin oldu. Daisy'nin bu iç ısıtıcı hikayesi pek çok hayvanseverin ilgisini çekti ve doğum anından fotoğraflar içeren Facebook albümü kısa sürede binden fazla beğeni aldı. Yorumlardan birisinde "Vay canına, ne güzel bir mucize bu" yazıyordu. Diğer yorumlarda da genellikle insanlar Daisy'nin ve yavrularının sağlıklı olması için dualar ediyordu. Kısrakların fiziksel yapısı aynı anda birden fazla yavru taşımaya uygun olmadığından atlarda ikiz doğum ender görülür. Atlarda 100 ikiz hamileliğin yalnızca bir tanesinde iki yavru da sağlıklı yaşar. Neyse ki Daisy'nin yavruları bu şanslı yavrulardandı. Jenny doğumdan sonra taylardan erkek olan Don Quixote, dişi olana da Duet adını verdi. Bu ikizler oldukça hareketliydi ve Ocak 2015'te Jenny ilk kez bu ikizlerin çiftlikten dışarı çıkmasına izin verdi. Jenny, Daisy'nin yavruları dışarı çıktığında onları terk etmesinden korkuyordu. Ama neyse ki böyle bir şey olmadı. Daisy dışarıdayken sürekli yavrularının yanında oldu ve gözünü onlardan hiç ayırmadı. 2015 yılında Saratoga Stud'un Facebook sayfasında ikizlerden ikisinin de hayatlarından oldukça memnun olduğu ve sürekli koşuşturup oyunlar oynadığının söylendiği bir gönderi paylaşıldı. Ve ardından Mayıs 2016'da paylaşılan Facebook gönderisinde Don Quixote'un da Duet'in de büyüdüğünü ve oldukça güzel oldukları ve yaşlarına göre oldukça olgun davrandıkları yazıldı. Jenny bu iki at kendisi için oldukça değerli olduğu için bu atları satışa koymuyor. Bu yüzden de şu anda bu atlar anneleri Daisy'nin yanında yaşıyor ve günün birinde en az anneleri kadar güzel olacaklarına kimsenin hiçbir şüphesi yok.